Değerli arkadaşlarım, 2019 yılında icra ettiğimiz faaliyetleri 3 dakika içinde özetlemek istiyorum. Fırat'ın doğusunda DH ve PKK-YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, burada bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşlerini gerçekleştirmek amacıyla Barış Pınar Harekatı'nı icra ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dağı Harekat bölgelerinde huzur ve güvenin idamesi için çalışırken İdlib'de de yeni bir insanlık dramını önlemek için her türlü gayreti göstermekteyiz. Yurt içi operasyonlar ve Irak'ın kuzeyinde pençe harekatıyla hudutlarımızın ve halkımızın güvenini sağlamaktayız. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a hak, alaka ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken Libya'ya da bir mutabakat muhtırası imzaladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan tatbikatı da dahil olmak üzere karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizde bir önceki yıla oranla %32 artış sağladık. Halen NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yaklaşık 2500 personel ile 3 kıta 21 bölgede faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 696 modernizasyon ve 105 ARGE projesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı destekle ordumuzu %70'lere varan yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü harp, silah, araç ve gereçleriyle donatmaya devam etmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için personel temini ve eğitiminden reform niteliğindeki yeni askerlik sistemine kadar önemli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda askerlik hizmetini yeniden düzenledik. Tarihimizde ilk kez yedek assubaylık uygulamasını sisteme dahil ettik ve bedelli askerlik hizmeti uygulamasını sürekli hale getirdik. 15 Temmuz 2016'dan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 80 bin personel temin ettik. FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 18.636 personeli ihraç ettik. Ülkemizin hak ve menfaatlerinin tahakkuku için yabancı muhataplarımızla yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda temas gerçekleştirdik. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anar, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunarım. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla tüm faaliyetlerimizi aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletimizin emrinde ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayış içinde sürdürmeye devam ederken şu anda karada, denizde ve havada zorlu görevlerini başarıyla yürüten tüm personelimize ve asil milletimize yeni yılda sağlık, esenlik ve başarılar diler, saygılar sunarım.